Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Mobile Legends'ta yeni gelecek hero Joy'u anlatacağım ve göstereceğim. Tabii videoya geçmeden önce dünkü içerik hakkında da bir duyuruda bulunmak istiyorum. Çünkü bana bayağı bir ağır ithamlarda bulunulmuş yorumlarda. Onlara buradan toplu bir şekilde cevap vermek istiyorum. Çünkü bu yorumları ilerleyen zamanlarda da kanalımda görmek istemiyorum. Ondan dolayı kendimi ifade etmek istiyorum. Eğer sizler Joy videosunu izlemek istiyorsanız buraları dinlemenize gerek yok. Dünkü videoyu yorum atan arkadaşlara cevap vereceğim çünkü. Şey yapabilirsiniz. Bu kısımları geçebilirsiniz. Öncelikle dün Çarkı Felik isimli bir content ürettim ve YouTube'a yükledim arkadaşlar. Çoğu kişi Sensei'den çaldın, işte içeriği kopyalamışsın, yapıştırmışsın, emek yok bunda tarzında yorumlar yapmış. Arkadaşlar, bu içeriği yapmamdaki en büyük sebep ben 2 gün önce canlı yayındayken eğlenmek için konu düşünüyordum. Aklıma bu geldi. O an bunu kurguladım, yaptım, baktım eğleniyoruz. Chat bayağı keyif aldı. Ben de bu içeriği YouTube'da sizlerle paylaşmak istedim. Bundan dolayı yükledim. Benim bu içeriği üretmem bir başka kişinin aynı içeriği ürettiği için hani ondan çalmış olmam anlamına gelmiyor. Bu tam tersi için de geçerli. Yani kişiler aynı şeyleri düşünebilir, aynı şeyleri üretebilir ki zaten birkaç arkadaşımıza bunu nazik bir dille de anlattım. Mahir benim kardeşimdir. Onunla aynı içeriği ürettiğim için açıkçası mutlu oldum. Fakat ben onu bu içeriği ondan almadım diye belirttim. Fakat bu üslubumdan dolayı insanlar birkaç kişi beni egoist olarak algılamış. Arkadaşlar kopyala yapıştır çalıntı bir içerik demek bir insana hakaret etmek oluyor. Yani böyle bir hakaretlere karşı verdiğim en nazik bir cevap olduğunu düşünüyorum. Verdiğim cevapların en nazik bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar hiç kimseden bir içerik çalmadım. Böyle bir şey de düşünmedim. Zaten Mobile Legends'ta hiçbir içerik üretisini izlemiyorum. Çünkü izlemeye vaktim yok. Ben de vaktim olsa da ben de aynı içerikleri ürettiğim için o arkadaşlar da benimle aynı şeyleri yaşadıkları için ne yaşadıklarını bildiğimden dolayı bana pek Mobile Legends videoları haz vermiyor. Kendi videolarıma tamamen odaklanıyorum. Şu zamana kadar kimseden bir içerik çalmadım. Eğer ki ilerleyen zamanlarda birinin içeriğini beğenirsem ve bunu ben de çekmek istersem zaten bunu sizlerle paylaşırım. Derim ki arkadaşlar X kişi şu videoyu yapmış. Gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Ben de bunu sizlerle üretip paylaşmak istiyorum diye bunu belirtirim. Kanalımda da bu tarz yorumları görmek beni rahatsız etti. Böyle bir duyuru yapmak istedim. Şimdiden videoya geçebiliriz. İyi seyirler dilerim. Tekrardan selam arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Videonun başında birazcık kafanızı şaşırdım. Fakat gerçekten dün çok fazla tilt oldum. Özellikle beni yeni tanıyan veyahut da tanımayan arkadaşlara birazcık laf anlatmak istedim. Çünkü dün bayağı bir tilt ettiler. Her neyse videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün yeni gelecek olan hero Joy. Suikastçı kovalama hasarı. Arkadaşlar bu hero'yu ilk gördüğümde söylediğim cümle şuydu ki. Abi tipi görüntüsü hero resmen var ya ben bozuğum diyor. Ben diyor inanılmaz güçlüyüm. Şimdi sizler de fark edeceksiniz. Şöyle bir giriş ekranındaki şeyini göstereyim. Temasını göstereyim. Heyrit'i andırıyor, Vanvan'ı andırıyor. Bu iki hero'ya inanılmaz derecede benziyor. Zaten hikayesini okumadım. Vanvan'la ya da Heyrit'le bir şeyi var mı? Hikayesinde bir akrabalığı, bir samimiyeti falan var mı bilmiyorum. Fakat olursa şaşırmam açıkçası. Hepsini ezip geçeceğiz ablacığım. Hoş bulduk. Minyonlar da dolmuş. Şöyle hemen şuradan bir şey yapalım arkadaşlar. Koridorumuzu falan da bir kapatalım. Arkadaşlar Hiro'nun tipine baktığımızda şöyle bir sekerek zıplıyor. Zaten az önce belirttiğim gibi Vanvan ve Heyrit'e çok benziyor. Zaten Hiro'nun tipi çok kawaii. Aşırı derecede tatlı. Yani Hiro'yu gördüğümde şunu söyledim abi. Tamam bu Hiro bayağı güçlü. Bu geldiğinde melee buna bol bol kostüm çıkarır. Bol bol da oynanır. Zaten anlamışsınızdır tipinden de görüntüsünden de. Şimdi arkadaşlar sizlere hiç bekletmeden yeteneklerini okuyup hızlı bir şekilde yeteneklerini göstermek istiyorum. Hero hakkındaki yorumlarımı da düşüncelerimi de videonun sonuna doğru açıklayacağım. İlk yeteneği bak. Leon'un kristali. Joy hedeflenen konuma Leon'un kristalini çağırırmış. Ve yakındaki düşmanlara 200 hasar verirmiş arkadaşlar. Leon'un kristali maksimum 2,4 saniye sürermiş arkadaşlar. Yani şu şekilde pat diye buraya bırakıyorsun.
Burada maksimum 2,4 saniye kalabiliyormuş arkadaşlar. Basit bir yetenek. Hemen ikinci yeteneğe de gelelim. Şöyle yeteneklerimizi de bu sırada şöyle bir maxlayalım arkadaşlar. Sizlere birazdan full komboyu göstereceğim. İkinci yetenek Miav. Joy'un ritmi. Joy hedeflenen yöne atılarak yolu üzerindeki düşmanlara 355 hasar veriyor arkadaşlar. Bir düşman veya Leon kristaline vurmak Joy'un 1 saniyeliğine ritim zamanında girmesine sağlıyormuş arkadaşlar. Ritim zamanı da arkadaşlar şey yapıyor. Birazdan göstereceğim böyle bir combo. İlk başta kafanızı karıştıracak fakat öğrendiğinizde baya böyle şaşıracağınız bir yetenek olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Ritim zamanı süresince kontrol etkilerine karşı bağışıklık kazanıyormuşuz arkadaşlar. Yani bize kitle kontrol uygulayamıyorlar. Ve süre boyunca bu beceri tekrar tekrar kullanılabiliyormuş arkadaşlar. 5. defaya kadar zaten komboda bundan dolayı oluyor. Bu beceriyi ritim üzerinde kullanmak becerinin hasarını %60 da arkadaşlar şey yapıyormuş, arttırıyormuş. Mesela olay şu arkadaşlar, ben sizin kafanızı karıştırmadan şöyle rahat bir şekilde sizlere anlatayım. Bu arada minyonlara olmuyor fakat ormanlara ve rakiplere oluyor. Bak şimdi bunu kullandın, bunu böyle kullanabiliyorsun arkadaşlar. Bunu böyle kullandığınızda da ulti açılıyor, onu da birazdan göstereceğim. Açıklamalar kısmında belirtilen şey içinde şuraya odaklanmanızı istiyorum. Bakın ben yetenek kullandığımda şurada 4 tane ritim çıkacak. Şuradan bir tövbe aşağı modunu bir açalım da bu bot bize vurmasın. Bot kardeşim bana yardımcı oluyor. Şimdi arkadaşlar videoyu kısacık bölüyorum. Sponsorum olan Kodoshop'tan uygun fiyata elmas satın alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında link mevcut. Oradaki linkten alışveriş yaparak hem bana destek olabilir hem de güvenilir ve hızlı bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Hadi videoya devam edelim. Arkadaşlar bakın şuraya odaklanın, gördünüz mü? 1 2 3 4. Şuradan bekleme süresi modunu da açayım da hızlı bir şekilde göstereyim. Bakın 1 2 3 4 bu combo oluyor arkadaşlar. Açıklamalar kısmında belirtilen combo buydu. Botçum bir uzak dur bakayım. Bizim az bir işimiz var. Burada combo yapacağız kardeşim. Git buradan, bak seni kesmek zorunda kalacağım. Buradan git al bakayım. Al kafana gelsin. Şimdi arkadaşlar mevzu şu. Comboyu sizlere gösteriyorum. Bakın buraya bir tane hasar botu ekledim. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman ultiyi açabilirsiniz. Fakat bomboyu yaptığınız zaman çok fazla hasar vereceksiniz. İki katı hasar vereceksiniz. Böyle bir olay var. Şimdi bak bunu atıyorum. Burada çıkan dördüncü şey var ya, hep dördüncüsünde basacağım. Ve bir moda gireceğim. Şu burayı dikkatli izleyelim. Bak attım. Dördüncü. 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 Gördünüz mü? Moda girdim ve müzik çalıyor. O sırada da ting 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 tatlı bir dans ediyor. Combo bu şekilde arkadaşlar. Bunu bilgisayar üzerinden yaptığım için benim için şu anda zor. Ama mobille kıyasladığım zaman siz mobilde bunu daha rahat bir şekilde yapacaksınız. Zaten baş parmağınızla joystickleri kontrol ettiğiniz için daha kolay olacak. Ben şu an mecburen test sunucusunda olduğum için bilgisayardayım. Yani siz daha rahat yapacaktınız bunu. Haberiniz olsun. Combo'yu bir tur daha yapıyorum arkadaşlar. Şöyle size tekrardan bir göstereyim. Attım. Dördüncüyü bekledim. Dördüncü de bastım. Dördüncü de bastım. Dördüncü de bastım ve dans. Bakın etrafımda elektrik de çıkıyor. Bu sırada hasarım da iki kat artıyor. Şimdi gelelim ultiye. Hemen okuyorum ve sizlere de anlatıyorum. Ha, ışıltı ritimler. Joy arka arkaya 5 defa Miav Joy'un ritmini kullandıktan sonra bu açılıyormuş. Yani ikinci yeteneği 5 kere kullandığımızda ultimiz açılıyor. Joy üzerindeki tüm zayıflatmaları kaldırır diyor. Ve wow, bu da üzerindeki zayıflatmaları falan kaldırıyormuş. Mesela üzerimize böyle bir zırh kırma veyahut da bir etkilenen bir etki uygulandığında bunu da kaldırıyormuş. Ve depoladığı enerjiyi serbest bırakarak 4 saniyenin %30 hareket hızı kazanıyormuşuz arkadaşlar. Bu bayağı bir güçlü bir şey çünkü Hero zaten kendi pasifinden Q ve W'sundan dolayı da %100 ekstra hareket hızı kazanıyor. Onu da pasifi okurken anlatacağım. Ekstra %30'un burada eklenmesi bayağı bir güçlü olmuş. Yavaşlatma etkilerine karşı da bağışıklık kazanıyormuş. Bu hero'nun bütün yetenekleri bağışıklık kazanıyor. Ben anlamadım ki buna, yani saflaştır girilmesine gerek yok o zaman. Ve bu süre boyunca da yakındaki düşmanlara 8 defa 435 büyü hasar verilmiş. Ekstra itemlardan da alıyoruz bu arada yeteneklerde. Ritim üzerine kullanan her Miav Joy'un ritmi bu becerinin hasarını %25 arttırıyormuş arkadaşlar. Yani her ritmi kombosunu yaptığımızda bu becerinin hasarını yapıyormuşuz. Onu da göstereceğim şimdi. Bu beceriyle birden fazla kez vurulan düşmanlar daha az hasar alırmış. %20 ile sınırlıymış arkadaşlar. Yani tek hedef uyguladığımızda daha çok hasar alıyormuşuz. Şimdi mevzu şu. Bak bunu böyle bastığın zaman bu ulti açılıyor. Ulti de şu şekilde. Dans etmeye başlıyor.
Kollarını arkaya doğru alıyor böyle. Anime izleyenler bilir. Konoha'daki ninjalar gibi kollarını arkaya atıp yürüyor. Koşuyor daha doğrusu. Şimdi ekstra fazla hasar dedi ya arkadaşlar. Onu da anlatacağım. Şu mantığı kavramışsınızdır. 4 kere bunu böyle attığımızdan sonra moda giriyoruz ve bunu açtığımızda ultimizi kullanabiliyoruz. Fakat şöyle bir olay var. Hemen şöyle bu botumuzu kaldıralım. Aradaki full combo yaptığımız zaman ulti hasarının ne kadar fark ettiğini bunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Hasar botunu tekrar ekledim. Düz bir combo yapacağım. Basit bir combo, tamam mı? Komboyu tamamlamadan. 1, 2, 3, 4. Şöyle bastım. Ultiyi bastığımda çıkan hasar görür müsünüz? 435, 347 diye azaldı. 435, 347. Şimdi full combo yaptıktan sonra hasara bakalım. Tekrardan hasar botunu ekliyorum. Bu sefer full combo yapıp açacağım ultimi. 1, 2, 3. Olmadı, kaçırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Girdik moda. Ultiyi bastım. 870, 695, 521. Hasarı görüyor musunuz? Abi muazzam bir hasar ya. Komboyu yapabilen adam, ki yapabilirsiniz bu arada. Birkaç maçı halledeceğinizi düşünüyorum. Hepinizin bu Euro'yu oynayabileceğini düşünüyorum. Çok zor bir şey değil. Mobile Legends buna 9 zorluk vermiş ama ben yani Mobile Legends deneyimlerimden yola çıkarak şunu söylüyorum ki bence çok zor bir Euro değil. Yani bu oyundaki tüm Euro'lar belli bir pratik zorluğundan sonra aşılabilecek seviyede. Arkadaşlar ultimiz de bu şekilde. Komboları yaptıktan sonra hasarımız da ona göre belirleniyor. Böyle Lord'a ve ormanlara da yapabiliyoruz. Fakat minyonlara olmuyor. Onu da göstereyim. Mesela ormanlara oluyor gördüğünüz üzere. Ormanlara da full combo yapabilirsiniz. Orman dönme hızı çok iyi olabilir bu arada. Bilginiz olsun. Bot gel bakayım. Sana şöyle bir combo yaparak keseyim seni. O sırada pasife geçeceğim. Şu an benim item amblemim yok. Ondan dolayı bu hatarlar sizi yanıltmasın. Item faktörü, amblem faktörü hero'yu bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. Şimdi gelelim pasife arkadaşlar. Joy becerileriyle minyon olmayan bir düşmana. Yani diyor ki ormana, turtle'a veyahut da rakibe. Lord'a da aynı şekilde. Vurduğunda diyor. Leon kristaline her vurduğunda kızgın olur diyor arkadaşlara. Ve ekstra %100 hareket hızı kazanıyormuş. Ve kalkan kazanıyormuş. Şöyle bir şey bakın göstereyim. Q'yu vurdum. Gördünüz mü? Kalkan geldi ve hareket hızı kazandım. Şimdi Joy'un normal koşma hızını görüyorsunuz. Q'yu vurduğumdaki koşma hızını da göstereceğim şöyle. Q'yu vurduğumda bakın bir hareket hızı aldım. Ve sadece bu Q'yu ormanlara, rakiplere vurduğumuzda vesaire değil. Birbirine karşı kullandığımızda da bu pasiften yararlanabiliyoruz. Ne gibi? Mesela bakın. Q'yu attığımda W'yu oraya bastığımda da bundan yararlanabiliyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Böyle de bir güzelliği var. Rakipten kaçarken falan. Böyle bu şekilde kalkan alıp aynı şekilde %100 hareket hızı çok bambaşka bir şey ya. Çok oyunu etki edebilecek bir şey yani. Rakiplerinizin sizi yakalamasında ve rakiplerinizi yakalama konusunda çok pardon. Yani bambaşka bir boyutta bir şey olacak. Çünkü hero'nun zaten girişte de kovalamacı yazıyordu fark ettiyseniz. Suikastçı kovalamaca bir hero. Pasifin geri kalanına baktığımızda kalkan kazanır dedi. Burayı anlattım. 4 saniye içerisinde azalıyormuş bu etki. Bu etkiyi aynı düşmanın üzerinde 4 saniye aralıklarla tetikleyebilirmişsiniz. Joy'un temel saldırıları da işte 85 ve büyü hasarına göre de vuruyormuş. Hero'muz bu şekilde arkadaşlar. Ben Hero'nun gerçekten inanılmaz derecede güçlü olduğunu düşünüyorum ve yani Mobile Legends ne kadar zorluk eklese de çok da zorluk değil. Yani zor olan şey şu. Yani fight RNG'sine göre W'sunu kullanmak bazı faktörlere göre değişebilir. Zor olan bu olabilir. Fakat yine de bence birkaç pratikten sonra yani ezber bir şekilde yapılabilecek bir şey. Olay bu. Ben bilgisayardan bunu bir şekilde kullanabiliyorsam sizler de bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçi az önce kombonun sonunu kaçırdım. Tak. 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 Şu dans var ya mükemmel bir şey ya. Ve ulti moduna giriyoruz. Ekstra 2 katı hasar. Arkadaşlar hero'yu elimden geldiğince sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Bu hero'ya farklı farklı boyutlar çıkılabilir. Şunu da eklemek istiyorum videonun sonundayken. Ben bu videoyu 22 Ağustos 2020'de çekiyorum. Bu hero bizim sunucumuza gelene kadar yeteneklerinde, pasiflerinde böyle bir hasar artışı, hasar düşürmesi veyahut da değişikliğe gidilebilir. Baştan haberiniz olsun. Çünkü ben şu anda test sunucusundayım. Her an her şey güncellenebiliyor arkadaşlar. Bu hero hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Kesinlikle fikirlerinizi belirtin. Bence Hero inanılmaz derecede güçlü. Benim kişisel düşüncem bu yönde.
Gördüğüm üzere ben bunu düşünüyorum. Bu Euro'ya yani ormanda oynanır, mid'de oynanır. Mid'de klasik bir mid build'e çıkılabilir. Ormanda da farklı böyle off tanki veyahut da full böyle anlık hasar build'i de çıkılabilir. Kovalamaca build'i çıkılabilir. Yani AD AP karşı bir build çıkılır mı? Şu anlık onu tam kestiremiyorum ama sunucumuza geldiğinde deneyimleyerek hep beraber build'lerini göreceğiz ve test edeceğiz arkadaşlar. Build'ler için şimdilik konuşmak birazcık erken olabilir. Hadi bakalım. Videomuz buraya kadar da elimden geldiğince sizlere detaylı anlattığımı düşünüyorum. Videoya beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada videolarımı izleyen kullanıcıların %70'i kanalıma abone değil. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hatred is now my companion.